Nil Radyo televizyon ekranlarından herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Hayatın Trafiği programındasınız. Hayatın Trafiği programında bu hafta yine çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Mersin Şube Başkanı Sayın Oğuzhan Yıldız. Oğuzhan Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Hamdolsun biz de iyiyiz. Elhamdülillah versin inşallah. Başkanım, ben sizi tanıyorum ama konuklarımızın da seyircilerimizin de tanıması adına kısaca lütfen kendinizi bir tanıtır mısınız? Tabii. Oğuzhan Yıldız ben. Oğuzhan Yıldız'ın geçmişinde evet, ne gibi emekler vardır? Önce böyle kısaca bir şey yapayım. Özgeçmişi vereyim. Osmaniye doğumluyum. Osmaniye benim de yarım memleketim. Evet, evet. Allah razı olsun. Osmaniye doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Osmaniye'de tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği bölümünü okuduk ve oradan mezun olduk. Daha sonrasında çalışma hayatına başladık. Çalışma hayatında da kamuyu tercih ettik. Evet. Kamusal alanda hizmet verelim istedik. Bu noktada da o dönemler bizim elektrik mühendislerinin yuvasıdır diyelim ya da en aktif olduğu alandır. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde görev yaptım. Evet. İşte Mardin'de başladık oradan. İlk görev yerimiz oraydı. Oraları gördük, bildik. Sonra Ankara Genel Müdürlük'te derken Mersin'e geldik. Evet. Mersin'de yaklaşık 5-6 sene civarında Tarsus İlçe Müdürlüğü yaptım. Evet. TEDAŞ'ta. Sonra özelleştirmeyle karşı karşıya kaldık. İşte 2013 senesinde TEDAŞ özelleşince biz çevre şehirciliğe naklolduk. Orada da işte 2014 senesinden beri de kamu binalarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada görev yapıyoruz. Orada hizmet vermeye çalışıyoruz. Hem devletimize hem insanlarımıza orada hizmet vermeye çalışıyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Çalışma programımız çok var. Evet. Bu çalışmaların yanında UT da çalıyorsunuz Sayın Başkanım. Evet. Şimdi UT'a gelmeden önce, müzisyen tarafınıza gelmeden önce Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı diyoruz. Yaşasın devletin asil evlatları. Allah razı olsun. Sloganımız bu şekilde. Evet. Evet. Vakfımızı biraz bir tanıtır mısınız lütfen? Vakfımızın aslında çok geniş bir tarihçesi var. Evet. Türk Av'da başlamıyor. 1980 öncesinde Ülküm, yani Ülkücü Memurlar Teşkilatı olarak başlıyor o dönemlerde. Tabii 80 ihtilalinden sonra yasaklar, derneklerle ilgili vesaire yasaklar ortaya çıkınca bu Ülkücü Memurlar Teşkilatı lav oluyor. Sonrasında tabii bir ihtiyaç bu. Evet. Yani TÜRKAV bir ülkücü memur kuruluşu, ülkücü kamu çalışanları kuruluşu, evet. Milliyetçi mukaddesatçı ülkücü kamu çalışanları kuruluşu diyoruz biz. Bu noktada bizim kamuda ciddi manada çalışmalar yapmamız gerekiyor. Evet. Biraz sonra detaylarına gireriz onun sizlerle de. Hı hı. Neden bu şekilde bir çalışmalar yapmamız gerektiğiyle ilgili. Ve 1985 yılında bunun fikirsel çalışmaları başlıyor TÜRKAV'la ilgili. Evet. 85'ten 87 yılına kadar 2 sene fikirsel çalışmaları devam ediyor. 87 yılından sonra da bunun artık teşkilatlanma noktasında çalışmalar başlıyor. Evet. 89 yılında bu çalışmalar tamamlanıyor ve 6 Mart 1989'da vakfımız Ankara'da teşkilat kuruluşunu sağlıyor. O zaman işte ilk kurucu genel başkanımız Ali Işıklar Beyefendi, evet, ve kurucular kurulunun tarafından tamamlanıyor ve faaliyete geçiyor 1989'da. Çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'de 180 tane şubeye ulaşıyor. Evet. Aslında burada amaç, yani TÜRKAV'ın o zamanki kuruluş amacı kamudaki
milliyetçi muhafazakar arkadaşlarımızın bir araya gelmesi, mukaddesatçı arkadaşlarımızın bir araya gelmesi ve birlikte hareket etmesi ve devlete liyakatli kadroların yetiştirilmesi ve hizmet edebilen arkadaşlarımızın kendini diri tutması noktasında çalışma yapması gerekiyordu. Ama bir amacı daha vardı. O zamanlar sendikal yasa biliyorsunuz, sendikal yasa daha çıkmamıştı. Evet. 1992 yılında sendikal yasası çıktığında işte TÜRKAV bunun altyapısını oluşturmuştu. Evet. TÜRKAV tabelaları indi. Kamusen. Ve KAMUSEN, Türkiye KAMUSEN tabelaları asıldı. Evet. Ve Türkiye KAMUSEN o zaman işte Türkiye'de 180 tane noktada bir anda teşkilatlanma imkanı sağlamış oldu. Bir şekilde örgütlendi, evet. Evet, yani en kısa zamanda teşkilatlanan sendika Türkiye KAMUSEN oldu. Doğru. Ondan sonra ve bir süre sonra da tekrar TÜRKAV yeniden teşkil edildi. Tabii orada biz sendikalarımız sendika alanda faaliyet gösteriyorlar. Onların alan olarak biraz farklı. İşte onun dışında biz TÜRKAV olarak tekrar kuruluyor ve bugüne kadar da geliyor. Mersin'de de işte uzun zaman oldu. İşte o dönemlerde Mersin'de de kuruluşunu sağlıyor. Evet. Ve o günden bugüne kadar da işte ben 11. başkanıyım. 11. başkansınız, evet. İşte o dönemki başkanlarımızdan geldik, başlıyoruz. İşte bize kadar geliyor. Şimdi bayrağı biz devraldık. Bundan sonrasında da inşallah teslim edene kadar da elimizden geldiğince hem devletimize, bizim için asli olan zaten devletimiz ve yüce milletimiz. O noktada milletimize de hizmet etme noktasında elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Şu anda Türkiye genelinde TÜRKAV'ın kaç şubesi var başkanım? 100-110 üzerinde şubemiz var şu an itibariyle. 110 şube. Evet. Ben eğer yanlış bilmiyorsam rahmetli Alparslan Türkeş'in talimatıyla kuruldu. Tabii ki. Evet. Rahmetli başkanımız Alparslan Türkeş Bey'in talimatlarıyla kuruluyor. O dönem 1989'da, hatta şöyle bir şey de var. Şimdi o zamanlar derneğin kurulabilmesi için, vakfın kurulabilmesi için bir şey gerekiyor. Dernekler masasına bir para yatırmak gerekiyor. İşte evet. O dönemin de 20 milyon lira civarında bir para, evet, yatırılması gerekiyor. Onu da işte herkes böyle karınca kararınca, kimi işte evinden getiriyor, maaşından kesiyor vesaire falan toparlıyorlar. Evet. Ama hepsini tamamlayamıyorlar. Evet. Tamamlayamadıkları noktada da şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi destek oluyor. Sağ olsunlar. Ve o şekilde bizim vakfımızın kuruluşu gerçekleşiyor. Evet. Yani bu hatta her zaman hem Başbu Alparslan Türkeş hem de Devlet Bahçeli Beyefendi her zaman göz bebeğim demiştir TÜRKAV için. Evet. Allah razı olsun. Sakınmışlardır. İşte onların gösterdikleri çizgide, onların gösterdikleri hedefte bizler de elimizden gelince ilerliyoruz. Evet. Sağ olun, Allah razı olsun başkanım. Başkanım peki UT deyince benim aklıma Coşkun Sabah geliyor. Evet. fakat sizi de dinledim birkaç defa farklı yerlerde. Siz de Coşkun Sabah'a yakınsınız. Hep böyle vakıf olarak gitmeyelim. İsterseniz bir parça yapalım. Eğer uygun görürseniz. Tabii olur. Ondan sonra tekrar devam edelim. Tabii ki. Şimdi bu UT'la ilgili, daha doğrusu müzikle ilgili çok zaman böyle şeyler almışızdır, dönüşler. Derler ki yani siz niye konservatuara gitmediniz? Ben de diyorum ki ya meslek olarak seçtik, bunu amatör olarak şey yapacağız. Dinleyenlerimizden de haklarını helal etsinler lütfen. Evet. Profesyonel olarak değil, yani bir udi gibi değil ama biz hoş bir seda bırakmak adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz inşallah. Şimdi Coşkun Sabah deyince de evet, bir bahar bekleyen kumrular gibi geçer. İsterseniz onu bir icra edelim.
Bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Çınladı durdu kulaklarımda, süzülen yaşın yanaklarımda. Bir şarkı oldun dudaklarımda, senin ismini söyledim durdum. Bir şarkı oldun dudaklarımda, senin ismini söyledim durdum. Geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Çınladın durdun kulaklarımda, süzülen yaşsın yanaklarımda. Bir şarkı oldun dudaklarımda, senin ismini söyledim durdum. Bir şarkı oldun dudaklarımda, senin ismini söyledim durdum. Teşekkür ederim. Çok ağzınıza sağ olun. Sağlık başkanım. Şöyle yani coşkun sabahı aratmıyorsunuz başkanım. Ya umarım dinleyicilerimizin başını aratmamışız da diye. Sağ olun. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Başkanım, bu müzisyen tarafınızdı. Şimdi Türk Hava kısmına tekrar geçelim. Evet. Yaşasın devletin asil evlatları diyelim tekrar. Şimdi kamu çalışanı kime denir? Devlete karşı yükümlülükleri nelerdir? Esas da kamu çalışanın tabii ki bir tarifi var. Yani sizin bizim, gözünüzde. Bizim 657 sayılı devlet memurları kanununda devlet memurları açıklanıyor. Ama biz buna bu şekilde bakmıyoruz. Biz kamu çalışanlarının devlette millet için çalışıyoruz. Bizim 30. yıl marşımız var.
Şöyle der orada, devlet ile millet için çalışıyoruz der. Bizler işte kamu çalışanlarının millet için çalışması gerekiyor. İşin özünde bizim insanımıza hizmet geçmesi gerekiyor. Evet. Yani biz orada bulunuyorsak, ben şu anda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde evet bizim mevzuatlarımıza göre, kanunlarımıza göre bir çalışma yapmamız gerekiyor ama bu noktada esas olan orada milletimizin âli menfaati. Bunu gözeterek vatandaşa hizmet etme noktasında çalışmalar yapması gerekiyor. Ha, bununla ilgili de işte kimilerine işte memur 657 denmiş, kimilerine işçi denmiş, çeşitli statülere sözleşmeler gelmiş vesaire falan. Ama bunların hepsinin ortak noktası devlette millet için çalışmaları gerektiği. Biz de aslında Türk Hava olarak da bizim asıl hedef noktamız da o. Evet. Yani millete hizmet. Millete dokunmak. Millete dokunmak kesinlikle. Evet ve kamu çalışanı olarak aldığın bağışın hakkını vermek. Tabii ki. Tabii ki. Yani oradan hepimiz bir şey yapıyoruz. Gelir kaynağımız o. Yani evet. Onun dışında birçok devlet memurlarının çok fazla zaten fırsatı da olmaz ama geliri o oraya dayanır. O noktada aldığın maaşın, aldığın bedenin hakkını verebilmek için ve akşam yastığa kafanı koyduğunda rahat uyuyabilmen ve vicdanının rahat olması adına görevini en iyi şekilde yerine getirmen gerekir. Evet. Yani tabii ki bütün kamu çalışanlarının aynı disiplinde çalışması gerekir ama Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı üyelerinin ben bu bilinçte olduğuna kanaatim var yani. Kesinlikle. Yani bu noktada da eksikler tabii ki yani herkes bir değil. İnsan oğlu işte kimsenin parmak izi birbirine benzemez Mesut Bey. Evet. Şöyle bakıyoruz. Hatta kimsenin parmak izi birbirine benzemediği gibi 10 parmağın 10'un da izi birbirine benzemez. O açıdan herkesi aynı noktada alamayız. Farklı düşünceler vesaire olabilir ama uygulamalarda yeknesaklık sağlamak ve o diri devletin diri olmasını sağlamak asli vazifemiz olması gerekiyor. Evet. Devletin asil evlatları olarak da bizlerin esas amacı o ve şu an itibariyle de çok güzel bunu yerine getiriyoruz. Allah izin verirse de bu çizgimizi korumakta kararlıyız. Bozmadan devam edeceğiz diyorsunuz. Başkanım, Türk Hava'nın Mersin'deki çalışmaları nelerdir? Bize biraz özetler misiniz? Tabii ki. Şimdi Türk Hava'nın Mersin genelinde böyle bir şeyini yapayım isterseniz. Lütfen. Önce bir tanıtımını. Şimdi biz Türk Hava olarak Mersin il genelinde 4 tane şubemiz var bizim. Evet. Anamur'da, Mut'ta ve Tarsus'ta. Evet. Mersin haricinde. Evet. Anamur'da, Mut'ta ve Tarsus'ta var. Şimdi Allah izin verirse buradan selamlarımızı iletelim Sayın Genel Başkanımız Ebubekir Korkmaz Beyefendi. Bu konuda hassasiyetleri de vardı. Görüştük Genel Başkanımızla. Diğer ilçelerimizde de teşkilatlanmamız gerektiğini ifade ettik. Pazar günü buradaydı zannedersem. Buradalardı sağ olsunlar. Burada açık hava toplantısında buradalardı. Beraberdik. Onda da güzel istişareler gerçekleştirdik. Kendilerinin de işte talimatları bizler zaten o doğrultuda hareket ediyoruz. Mersin genelinde bir teşkilatlanma yapısına sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an itibariyle 4 tane şubemiz var Mersin'de. Ama daha kapsamı genişleteceğiz. Bu doğrultuda ne yapabiliriz? Bizler devletin içerisinde tam manasıyla devlete değil, yani kamusal alanda değil de millete hitap edecek noktada, kamu çalışanları olarak millete hitap edecek noktada bizde projeci arkadaşlarımız vardır. Evet. Yani biz aslında bir beyin takımı da diyebiliriz buna. Projeci arkadaşlarımızla bazı şeyler geliştiririz. Ha, bu sosyal projelerde olabilir. Bu vatandaşlarımıza yardımcı olabilecek farklı projelerde, şehre hitap edebilecek projeler de şey yaparız, geliştiririz. Bu noktada en son yaptığımız bir çalışmada Orman Bölge Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve vakfımız ortak bir protokolle bir çalışma hazırladık. Evet. Bu çalışma da zeytin farkındalığı şeklinde değerlendirdik. Sağ olsunlar hem Orman Bölge Müdürümüz
Mustafa Yalçın Beyefendi hem de İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş Hanımefendi bu konuda çok güzel yaklaşımları oldu. Okullarımızda biz zeytin fidanları diktik. İhtiyaç durumuna göre, okullarımızın fiziki durumlarına göre özellikle burada köy okullarımızı hedef tuttuk. Köy okullarımızın biliyorsunuz amaçları bir tanesi şuydu projenin amaçları, amacı. Köy okullarımızın geliri çok fazla yoktur. Hı hı. Şimdi orada da okullarımızın ihtiyaçları var. Bu noktada da onların ellerini rahatlatmak adına hem bu zeytinden oradan elde edilecek gelir. Hem de çocuklarımızın zeytin biliyorsunuz çok önemli yani zeytin evet, kanunu vesaire falan. Daha önce zeytin savaşları vesaire falan diyelim. Yani evet. Zeytin çok ciddi manada güçlü ve önemli bir şeydir. Değeri evet. vardır. Bu farkındalığı yaratmak adına yaklaşık şu anda 600 tane fidanla ilgili çalışmamızı yaptık. Onunla ilgili de işte ilk fidanlarımızı dikeceğiz inşallah. Bu şu an itibariyle 4 tane ilçemizde Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Anamur ilçelerimiz ama bunun arkası inşallah gelecek ve tüm ilçelerimizde bir çalışma yapacağız. Bu zeytin farkındalığını oluşturmak adına bir çalışma yapacağız. Bu bir projemizdi. Şu anda fikir aşamasında olan ve bayağı bir yol kat ettiğimiz hidroterapi diye bir şeyimiz var. Hidroterapi ve at biniciliği diye bir projemiz var. Evet. Bu da hidroterapi aslında isme baktığınız zaman suyla ilgili bir şey gibi geliyor. Evet. Alan gibi geliyor ama değil. Burada engelli kardeşlerimizin at biniciliği ile rehabilitasyonu özüne dayanıyor. Yani atın biliyorsunuz bizim Türk tarihinde de çok önemli yeri vardır. Evet. Ve insanlarla en iyi diyaloğa giren şeydir. Hayvandır. Evet. At. İşte onunla böyle sesli olmayan da telepatik diyelim bir bağ kurduğu insanoğlunun ve bizim özellikle atalarımızın at üstünde geçirmişler. Yani günlerce evet. at üstünden inmedikleri olurmuş. İşte o doğrultuda o atın hareketlerinden aynı senkronizasyonu yakalamak adına ve atla o işte o telepatik iletişimi sağlaması noktasında böyle bir tedavi yöntemi var. Bu noktada da bir çalışma düşünüyoruz. Bayağı bir altyapısal çalışmalarını yaptık. Ama bu biraz daha şey bir proje. Kapsamlı bir proje olacak. Büyük bir proje. Evet. Buna birkaç şey daha entegre ederek güzel bir proje haline getireceğiz. Yani bunlar şeylerdi. Bunlar bizim milletimiz için düşündüğümüz, şehrimiz için düşündüğümüz projelerimizdi. Evet. Bunun yanı sıra da sosyal projeler de yapıyoruz. Sosyal farkındalık oluşturmak adına. Yani çevre gününde bir çevreyle ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. İşte hatıra ormanımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Onun dışında diğer özel günlerde kadınlar gününde tabii yani 8 Mart kadınlar gününde yani insanlar tabii kadınlarımız bir günde hatırlanacak gibi değil ya da annelerimiz yılın bir günü hatırlanacak gibi değil ama özel evet. bir şeydir o özel bir gün olarak belirlenmiştir onlara bir farkındalık oluşturmaktır evet. biz de onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince o farkındalığı yaratmak için bu tür sosyal projelerimiz var onun dışında bir de sosyal açıdan değerlendirdiğimiz bizim tarihi değerlerimizle ilgili etkinliklerimiz oluyor. Onlar da aslında bu pandemi sürecinden beri biraz aksattık ama yıllardır bizim süre gelen neredeyse geleneksel hale getirdiğimiz 10 Kasım'larda biz Atatürk fotoğraf sergisi evet. düzenleriz. Adnan Menderes'te oluyordu, evet. Adnan Menderes'te, Işıklı Tünel'de oluyordu, 3 Ocak Meydanı'nda oluyordu, bir ara evet. forum civarında yaptık falan. Bu da önümüzdeki dönemlerde devam edecek. Evet. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önderimiz, bizim olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimiz, net kırmızı çizgimiz. Evet. O noktada insanlarımızın da bu farkındalığı sağlamasıdır. İşte temaları da ona göre seçeriz. Evet. İşte baş bu Atatürk gibi. Çünkü Atatürk Ulu Önderimiz iyi bir Türkçüydü. Evet. Yani o ilk açılan mecliste
arkasında Bozkurt vardı, bilirsiniz. Tabii ki. İlk, tabii. İlk parada Bozkurt vardı. Biz bunu siyasi meta haline gelmesini biz aslında istemiyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü Bozkurt'un Türklüğün sembolü olduğunu düşünüyoruz. Türklüğün sembolüdür tabii ki. Değil mi? Yani bugün İran'a bakıyorsunuz. Orada Traktör diye bir takımımız var. Futbol takımımız var. Evet. Bütün taraftarlar tribünde kurt işareti yapıyor. Şimdi oradakilerle buradaki siyasi faaliyetin herhangi bir bağlantısı var mı? Yok. Yok. Yani esas da olay Türklüğün sembolü haline gelmesi. Atatürk de bu noktada en büyük Türkçülerden bir tanesidir diye düşünüyoruz ve kırmızı çizgimiz olarak görüyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. O noktada farkındalığımız oluyor. Bunun dışında mesela Hocalı katliamı. Hocalı katliamıyla ilgili şimdi bizim milletimizin yaşadığı en büyük dramlardan bir tanesidir. Evet. Onu her sene anma programı şey yapıyoruz, düzenliyoruz. Evet. Bunun dışında Yanvar Azerbaycan'da biliyorsunuz böyle bir katliam yine söz konusu. Onları anma noktasında yani böyle bir tarihsel süreci de bizim aslında bir misyonumuz da insanlarımıza tarihimizi unutturmamak. Tabii ki. Çünkü evet geçmişe bakarak bazen derler yani geçmişe baka baka arka baka ön tarafı göremezsiniz derler değil. Yani biz özellikle kötü tarihimizden ders almadığımız sürece önümüze bakmamız mümkün değil. Doğru. O yüzden bunu herkese, bütün çocuklarımıza, gençlerimize bunları aşılamamız gerekiyor. Ha, bunun haricinde sosyal faaliyet olarak biz çeşitli gezi faaliyetleri düzenleriz. Evet. Yani bir önümüzdeki dönemlerde de inşallah yapabilirsek bir Çanakkale ile ilgili mutlaka Çanakkale'ye de çok önemli. Yani Türk tarihindeki her Türk çocuğunun görmesi gereken bir yer. Şeyi biliyorsunuzdur tabii ama buradan bir kez daha hatırlatalım. Japonya'da bir şey böyle bir anekdot var. Diyorlar ki ya işte Hiroşima, Nagasaki oralar işte gezdiriyorlar falan filan. Evet. İşte ne güzel ya böyle yani siz geliyorsunuz, gezdiriyorsunuz, unutturmuyorsunuz. Evet. Diyor ki sizde daha büyük bir değer var. Çanakkale var evet. Bizde. İşte evet. O Çanakkale ruhunu ve Çanakkale bilincini bizim unutturmamamız gerekiyor. Evet. Genelde bu. Yani faaliyetlerimiz çeşitli alanlarda var ama genel manada bunlar. Türk Hav'ın milli birlik ve bütünlükten asla taviz vermeyen bir kuruluş olduğunu biliyoruz başkanım. Evet. Bu konuda da çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Biz tarafız diyoruz. Evet. Biz tarafız. Türk milletinden tarafız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden tarafız. Biz Türk milletinden tarafız. Tabii ki. Yani bizim yalnız şöyle şunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi milliyetçilik, Türk milliyetçiliği dediğimiz zaman bazen farklı algılanıyor. Bunu ırkçılık olarak değil. Yani burada Türk milliyetçiliği kavramı ırkçılıktan ayıran en büyük özellik diğer şeyleri, milletleri hor görerek, küçük görerek, onları küçültme noktasında ya da onlara zulmetme noktasında değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şu an itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkma noktasını biz ülke olarak kabul etmişiz. Yani ülkümüz demişiz. Turan ülküsü demişiz daha sonra. Tüm Türk devletlerinin bir araya gelmesini evet. Turan ülküsü demişiz. Ve bunu bir kızıl elma olarak görmüşüz. Ama öncelikle biz devletimiz diyoruz. Devletimizden tarafız, devletimizden yanayız diyoruz. Safımız belli diyoruz. Safımız belli, evet. Başkanım dün rahmetli Barış Manço'nun ölüm yıl dönümüydü. Evet. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Nurlar içinde yatsın. O da iyi bir Türkçüydü. Evet. Bu noktada rahmetli Barış Manço adına sizden bir parça daha rica ediyoruz. Tabii. Rahmetliye biliyorsunuz şey denirdi. Yeleli Bozkurt denirdi. Lakabı. Evet. Onun da böyle bir parçasını çalalım. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. O bir ya hem filozof hem gezgin ve dünyada ülkemizi tanıtan hem turizm elçisi çok büyük emekleri var ülkemize. Evet. Yani emekleri büyük. Mekanı da cennettir diye düşünüyoruz. Evet. İnşallah Rabbim de öyle nurlar içinde yatsın. Nurlar içinde yatsın.
Yollarda yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni unutamadım unutamadım ne olur anla beni unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni unutamadım unutamadım ne olur anla beni şeyler götürmüş sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni unutamadım unutamadım ne olur anla beni gözlerimde yaş kalbimde sızı unutmadım seni unutamadım unutamadım ne olur anla beni unutmak kolay demiştin alışırsın demiştin öyleyse sen unut beni yeter ki benden isteme gözlerinde yaş kalbimde sızı unutmadım seni unutamadım unutamadım ne olur anla beni unutamadık değil mi? Unutamadık. Ve gariptir ki Mesut Bey şöyle bir şu anda günümüz çocukları onu hiç görmemiş onu hiç görmemiş olan çocuklar dahi Barış Manço'ya hayranlar. Evet. Yani müthiş bir şey değil mi? Evet. Yani o çocuklarla ilgili yaptıkları, ülkemizle ilgili yaptıkları unutulamaz. Demek ki bu ülkede bu insanlar üzerinde bir iz bırakmış. İz bırakmış. Evet. Nurlar içinde yatsın tekrar. Amin. Başkanım, tekrar bir soru size. Türkiye kamu çalışanlarının sayısı bakımından zengin bir ülke. Kamu çalışanları sayısının fazla olmasından zaman zaman şikayetler de duyuyoruz. Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Mersin Şube Başkanı olarak bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi bununla ilgili aslında çok fazla belediyelerde sanki kadrolar şişkin gibi dedikodular var. Evet. Halk arasında. Yani bu ekstra bir şişirme politikaları bazen olabiliyor. Sonuçta
siyaseten gelen makamlar belli bir şeyleri olduğu için, amaçları olduğu için değerlendirilebiliyor ama önemli olan şu, elinde kaç personel olursa olsun, evet, kaç kişi olursa olsun bunların etkin olarak kullanılması. Ha bazen bakın Kürşat Kırkçelisi'yle Çin Sarayı'na kafa tutmuş. Evet. Yani 40 kişiyle bunu yapabilirsin ama bunu büyük bir orduyla da yapabilirdin. Önemli olan oradaki o 40 kişinin içerisindeki o ruh. Evet. Yani içerisindeki o ruh, o ruhu canlandırabilmek. Kamuda da şu anda, kamu personellerinde de şimdi hep bunun üzerine gider. Devletimiz şimdi takip ediyoruz. Özellikle uzaktan eğitim sistemleri bu şeyle beraber, pandemiyle beraber ciddi manada yoğunlaştı. Faydalı hale geldi. Orada uzaktan eğitim merkezlerinde hep bu tür faaliyetler şey yapar, söz konusudur. Evet. Yani etkin çalışma, evet, yoğun çalışma, etkin çalışma üzerine faaliyetler söz konusu. Bu konuda üzerine gidilmesi, moral motivasyonun arttırılması noktasında. Yani şimdi bu insanların kamu çalışan olarak değil, çalışan insanlar olarak değerlendirdiğimiz zaman eski çalışma veya da eski yönetim sistemleri devrede değil şu anda. Yani bu sanayi devrimiyle falan başlamış insanların çalışması, işte 1930'lu yıllar, ondan sonra tekrar geliştirilmiş. Ve bizim her zaman kendimizi yenilememiz gerekiyor. Kamu çalışanları olarak da hem idari noktada insanları çalıştırabilme noktasında geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Şunu kabul etmek gerekiyor bir kere. Ya insanları hiçbir kamu çalışanından 8 saat tam mesai verim almak mümkün değil. Evet. Yani 8 saatin 8'inde de tam randımanla çalıştıramazsınız. Bunu çalıştırmanın ve bundan verim elde etmenin farklı yöntemleri var. Şimdi insanlar oraya rahatlıkla, gönül rahatlığıyla çalıştırmanız lazım. İnsanların ayakları geri geri gittiği zaman sıkıntı yaşarsınız. İşte bunu önüne geçmemiz lazım. Öyle yaptığımız zaman bizim sayılarla ilgili şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Önemli olan diyoruz verimlilik, önemli olan evet, iyi çalışmak. Üretecek bir şeyler muhakkak bulunur. Tabii. Sayı çok önemli değil ama iyi çalışılması. Önemli olan iyi çalışılması, verimli çalışılması. Doğru. Başkanım, Türk siyaseti biraz hızlandı. Önümüzde yerel seçimler var. Şehirlerimizin daha iyi yönetilebilmesi adına adaylar sahada yarışıyor. Mersin'deki seçim sürecine ait görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi Mersin'de Mersin şu anda işte hepimiz içerisinde yaşıyoruz Mersin'i. Mersin atıl kalmış. Evet. Bizim düşüncemiz yani genel olarak bu. Mersin atıl kalmış. Şimdi bakıyorsunuz Antalya gibi bir şehir. Mesela evet. Bir turizm noktasından ele alalım. Antalya'ya göre Mersin'in çok konuda avantajı var. Evet. Bunu yıllardır şey yaparız, söyleriz. Mersin'de yaz turizmi var. Koylarıyla, denizleriyle. Evet. Antalya'dan çok daha güzel bir şey sahip. İyi bir noktaya yapılır gelebilir. Sahip. Evet. Kış turizmi yapılabilir. Evet. 2006 senesinde Karboğazı'nda çalışmalar yapıldı. Ben evet, o zamanlar Tarsus'taydım, TEDAŞ müdürüydüm. Evet. O dönemde Karboğazı'na altyapı çalışmalarıyla ilgili başlatıldı. Ama kar biraz yetersiz geliyordu. Önemli değil, artık teknoloji gelişti. Orayla ilgili eksik kalan küçük bir kısmı da tamamlanabilir. Kış turizmine de uygundur. Evet. Yayla turizmi var. Din, inanç turizmi var. Var. Doğa turizmi var. Var. Mağara turizmi var. Sağlık turizmi var. Var. Başladı ki varmış demek ki. Evet. Doğa turizmi var. Ha bunlarla ilgili spor turizmi var. Bakın bütün takımlarımız ne yapıyorlar? Antalya'da kamp yapıyorlar. Ama iklim olarak değerlendirdiğiniz zaman Mersin'in Antalya'ya göre avantajları çok çok daha fazla. İşte bu imkanlar şu an itibariyle değerlendirilemiyor. Bunların değerlendirebilecek. Evet. Bir şeyler yapmak lazım. Yani bu şehre, bu şehirle bir dertlenmesi lazım insanların.
Yani bu şehrin problemlerini kendi derdiymiş gibi hissedip görmesi ve ona göre bir şeyler yapılması lazım. Ha burası, şimdi bir yere geldik mesela, bir yere geldiniz, makama geldiniz. Makama geldiğiniz zaman siz artık mazeret merci olmuyorsunuz. Evet. Sizin çözüm merci olmanız gerekiyor. Ve çözmeniz gerekiyor, sorunları çözmeniz gerekiyor. Evet. İşte ben şuraya gittim, şunu yapamadım, buraya gittim, bunu alamadım, bundan bu oldu. O noktaya geleceksen bunun olacaklarını biliyoruz. Neyin ne olacağını biliyoruz ama buna çözümler üretmemiz gerekiyor. İşte buna çözümü nasıl üretilebilecek, ne yapılabilecek, kim üretebilir, kim bununla ilgili çalışmalara daha iyi yapılabilir, bununla ilgili değerlendirmeler lazım. Bunun mesela onun yanı sıra işte bizim mesleki olarak da değerlendirdiğimiz zaman Mersin'deki şeyi biliyorsunuz. Yani çarpık yapılaşmayı az çok görüyorsunuz. Bizim Yenişehir ilçemiz adı üzerinde yeni bir şehir. Ben de Yenişehir'de ikamet ediyorum. Yenişehir'de ikamet ettiğim yer, ben 2008 yılında oraya oturduğumda daha orta refüjünde aydınlatma yoktu. Yani düşünün. Evet. Şimdi o noktada bizimki orada, ortada şehrin göbeğinde kaldı. Yani yeni oluşan bir şehir ama şöyle bir baktığımız zaman ya bir ucundan kuzeyden güneye baktığınız zaman denizi göremiyorsunuz. Hı hı. İmar planına bir giriyorsunuz, sokağın bir tanesine gidiyorsunuz, pat diye karşınıza bir site çıkıyor. Evet. Yani niye bu site niye çıkar? Yani normalde şehirciliğin alanıdır da, yani şehir plancılarının alanıdır. Meslektaşlarımız, arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, onlarla ilgili ahkam kesmek değil ama bize gördüklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Geldik, bir plan yaptınız. Planı işte adalara, işte paftaları adalara böldünüz. Oradan parselasyonu yaptınız. Orada da yollar var. Yollar gidecek. Ya yani niye kapatıyorsun yolu? Evet. Yani bunu düzgün yap. Ve şehrin bir estetiği olsun. Evet. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Ben onu da söyleyeyim. İmar planı, planlı alanlar, imar yönetmeliği inşallah bu önümüzdeki dönem bunu değerlendirirlerse büyük şehirlerin böyle bir hakkı var. İnşallah onu da önümüzdeki dönem değerlendirirler. Böyle bir çalışma yapılır. Çünkü şehrin, büyük şehirlerde şehrin kendi dokusuna göre özel bir yönetmelik çıkartma hakları var. Evet. Bu konuda şey var. Ya bunları şey değerlendirdiğimizde ya biz sadece bunun yanı sıra trafik meselesi mesela. Evet. Yani artık işte hepimiz yaşıyoruz içeride. Özellikle mesai giriş çıkışlarında ya yetmiyor. Tıkanıyor. Tıkanıyor. Buna şey de etkili tabii. Yanlış planlamalar da etkili. Evet. Yani bir bakıyorsunuz yapılması döneminde yapılması gerekenler yapılmıyor. Farklı zamanlara aktarılıyor. İnsanların işte yoğun olduğu dönemlerde bazı çalışmalar yapıldığı zaman bunlar problem de yaratabiliyor. Ciddi manada insanımızı sıkıntıya da sokabiliyor ama özellikle altyapı noktasında bizim trafik konusunda da ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Şimdi bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Mesut Bey. Özetlersek seçimin sonunda bu işleri becerebilecek bir başkanımız olsun diyorsunuz. Evet. Evet. Abi. Yani mazeret sunmayacak. Evet. Yani mazeret sunmayacak, çözüm sunacak bir başkan olması gerektiğini düşünüyoruz. Anlaşıldı. Başkanım, bu ut merakı nereden? Müzik merakı, ut merakı. Bu ya çocukluktan geliyor. Hani derler ya böyle, evet, klişeleşmiştir. Ben şu kadar yaşındayken işte müziğe başladım falan. Benim annem müzik öğretmeni. Hmm. Annem müzik öğretmeni. Babam da o konuda şeydir. Yani çevresinde ses olarak iyidir. İyidir, duayendir. Evet. Onlardan gelen herhalde biraz genetikten de kaynaklı. İşte küçük yaşlarda başladık enstrüman çalmaya ama başka ne çalıyor? Asıl şeyi, asıl bana etkisi işte lisenin son zamanlarına doğru Osmaniye'de ilk defa biz musiki cemiyetini ilk defa açılmıştı o zaman. Ben ilk öğrencilerinden ya da dernek üyelerinden bir tanesiyim. Hı hı. O zaman annemin şeyiyle beraber, teşbihle beraber giderdik orada. 2 sene solfeji eğitimi aldık. Hı hı. Orada. Solfeji eğitiminden sonra o zaman bağlama, mandolin vesaire falan çaldık ama esas bu da işte o solfeji eğitiminden sonra başladık. Hı hı. Onunla başladı. Sonra gitar geldi arkasından.
Çocukları teşvik edelim dedik. Keman çalsınlar dedik. Biz bu arada biraz keman şey yapmaya çalıştık. Evet, çalmaya evet. çalıştık. Öyle bir şeyimiz var. Yani bağlama işte. Ama tabii bunlar işte biraz önce de gördünüz. Nedir işte biraz dinlemek, biraz hoş sohbet olsun, dostlar arasında muhabbet olsun diye. Hoş bir seda bırakmak adına çok profesyonel olmamakla birlikte. Evet. İşte ut, bağlama. Keman. Keman yok. Şöyle keman çok fazla yok. O çocukları heveslendirme için. O sadece baş ağrıtıyorum onunla ilgili. Müziğin hayatınıza katkısı nedir başkanım? Müzik harika bir duygu. Yani insanı çok dinlendiriyor. Bazen duygusallaştırıyor. Evet. Duygu şeyleri yaşıyorsunuz, dalgaları yaşıyorsunuz. Ama en güzeli böyle hangi moddaysan, işte benim enstrüman standları şeyde durur, salonda durur. Hı-hı. Küçük bir de ses sistemi yaptım evde. Orada işte o anki moduma göre içeriye giriyorum. Hı-hı. Enstrümanlardan bir tanesini çıkarıyorum ve kendi kendime konser veriyorum. Müthiş bir terapi oluyor benim için. İzliyorum onları sosyal medyada. Ya bazen öyle bir şeyler yapıyorum. Evet. Şimdi çok vaktimiz olmuyor ama eskiden canlı yayınlar da yapardım bazen sosyal medya üzerinde. Evet, ama çok güzel bir şey. Yalnız şu özelliği, bu benim için geçerli olanı. Bizim gençlerimiz için ise kesinlikle bir müzik aleti ve sporla ilgilenmeleri çok önemli. Evet. Yani kötü alışkanlıklara karşı karşıya kalmamaları adına, onları doğru şeylere yönlendirmeleri adına mutlaka bir spor branşıyla ve bir müzik aletiyle mutlaka ilgilenmeleri gerektiğini düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bizim de buna yönelik projelerimiz de inşallah olacak. Hem spor noktasında olacak, tenisle ilgili bir aklımızda bir düşünce var. Mesela tenis branşında kamu çalışan arkadaşlarımızla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Evet. İşte enstrüman konusunda da güzel bir çalışma yapacağız inşallah. Kurslarımız vesaire açacağız inşallah. İnşallah. Öyle bir proje düşünüyoruz. İnşallah. Emeklerinize sağlık. Sağ başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım, Hayatın Trafiği programındayız. Hayatın Trafiği programını biz ismini Mersin Trafiği'ne dikkat çekmek adıyla amacıyla koyduk. Evet. Az önce siz de söylediniz. Mersin'in trafiği çok tıkanıyor dedik. Siz de öyle söylediniz. Bu noktada araç kullanıyorsunuz. Evet. Trafikte kendinize kaç puan veriyorsunuz? Kaç puan veriyorsunuz? Vallahi çocuklar bazen benim puanımı kırıyor. Ben kırmıyorum kendi kendimi de. Bizim çocuklar puanımı kırıyorlar bazen. Evet. Ya ister istemez agresif olabiliyoruz ama şimdi burada böyle şey yapmaya gerek yok. Yani doğru neyse o. Olduğumuz gibi davranacağız. Bazen agresif olabiliyoruz ama olmamamız gerekiyor gerçekten. Yani ve özellikle bu stresli ortamda, trafik zaten başlı başına bir stres oluşturuyor. O streste bir de siz agresif olduğunuz zaman sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Mümkün olduğu kadar hepimiz uyarsak, kurallara riayet edersek aslında bu biraz trafiği o da rahatlatır. Yani kurallara uyulmaması da etkiliyor. Ben kendime şöyle diyeyim. Ben bir herhalde 10 üzerinden 8 veririm ama bizim çocuklar herhalde 5-6 verirler diye düşünüyorum. Çocuklar kırıyor puanı diyorsunuz. Evet. Anlaşıldı. 2 puan nereden kırdınız başkanım? İşte agresiflikten. Agresiflikten kırdınız. Olur o kadar ya. İnsanlık hali dediğiniz gibi. Evet. Mersin trafiğinin önünün açılması adına öngörünüz nedir? Yani rahatlaması adına. Ne yapılması lazım? Belediye, işte karayolları tarafından ne yapılması lazım? Şöyle, şimdi bu çalışmalar başlatıldı ama bir noktada ne hikmetse durdu. Evet. Yani batı çıktığı projeleri aslında güzel şeylerdi, projelerdi. Yani trafiği durdurmadan akışı sağlama noktasında önemliydi. Evet. Bu çalışmaların özellikle kilit olan bazı yerler var. Ha bir de şu da var. Bizim kendimiz böyle bir faaliyet yaparak kilitlediğimiz noktalar da çıktı son zamanlarda. Onlar da tabii eleştiriyoruz yeri geliyor. Bir sevgi battı çıktısının mesela üst tarafında
trafik çok fazla kilitlenmelere sebebiyet veriyor. Evet. Aşırı kilitlenmelere sebebiyet veriyor. Orada ben proje hatası olduğunu düşünüyorum, şahsen söyleyeyim. Neden? Onu da açıklayayım. Yani burada mesela bir kısa dönüş yapmışız. U dönüşü yapacak olanlara vermişiz. Bir araç geliyor duruyor. İkinci araç geldiği zaman ne sola kısa dönüş yapabiliyorsunuz ne sağ şeritte direkt trafiği devam ettirebiliyorsunuz. Bu imkan yok. Evet. Bir araç ikincisinde tıkanıyor. Yani bu ciddi bir proje hatası olarak değerlendiriyorum ben bunu. İşte bunlar olmadan güzel bir şekilde bu batı çıktı yöntemleri yaparsak trafiği rahatlatırız. Ama ondan da ötesi bizim toplu taşımalarla ilgili ciddi projeler getirmemiz gerekiyor. Yani toplu evet. taşıma hususuna ciddi projeler getirmemiz gerekiyor. Ha bu metro mu olur? Ya da hafif raylı sistem mi olur? Mersin'e özgü, Mersin'e özel ne mesela? Yani şimdi metro projesini duyuyoruz. Yıllardır herkes diyor ki metro yapacağız. Ama şu ana kadar bakıyorsunuz, metronun bir adı var, bir de temel atma töreni var. Ortada bir şey yok. Ben görmedim, bilmiyorum. Yani evet. ben göremedim. Takdir sizin tabii yani o konuda. Ama bununla ilgili artık rantabul olan neyse, bunu araştıracak, uzmanlarımız araştıracak. Rantabul olan neyse, astarı yüzünden pahalıya mal olmasın derler ya da attığın kuş ürküttüğün kurbaya değsin diye. Hizmet noktasında bunu düşünmeyebilirsin ama belediyecilik noktasında bunu bir noktada düşünmek zorundasın. Belli bir gelir gider dengesi var. Bu noktada metro ise metro, hafif raylı sistem ya da başka sistemler, İstanbul'da yapıldığı gibi metrobüs sistemi olabilir ya da hava ray sistemleri gibi şeyler düşünülebilir. Bu şekilde toplu taşıma sistemleri kurup vatandaşlarımıza, insanlarımıza buna rağbet edecek noktaya getirdiğimiz zaman bu problemi de çözeceğiz. Evet. Teşekkür ederiz başkanım. Rica ederim. Başkanım, Türk Hava'la ilgili başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çünkü sizden bir parça daha isteyeceğim. Ya Türk Hava, biz vakfımızı anlatmakla, yani şu anda geldik, böyle bir sohbet ettik. Kısa evet. bir sohbet noktasında. İnşallah bizim şeylerde, programlarımızda da beraber sizleri ağırlarız. İnşallah. Dışarıda tabii yaptığım ki. Programlarda. Tabii ki. İşte orada esas bizim artık sadece anlatma noktasında değil de onu yaşayabilme noktasında arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz, sohbet ettiğimiz. Yaşayarak işte, görmek daha iyi olur yaşayarak diyorsun. Yaşayarak görmek çok daha iyi olur düşüncesindeyim. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu çok arada sağ olun. Yani çok sağ olun. Böyle bir şey yaptınız, imkan verdiniz. Böyle bir sohbet ortamı yakaladık. Başkanım, sohbet de güzel oldu ama yalnız. Öyle mi? Bayağı da güzel oldu. Başkanım buyurun, sizden bir parça daha. Daha sonra beraber kapatırız. Tamam. Bir son parça olarak o zaman hemşerimiz Mustafa Altun Kaynak, işte grup Volkan. Onların bir parçasını şey yapalım, onların bir parçasını çalalım. Ben çok hoşuma gidiyor. Evet. Hemen hemen bütün programlarda şey yapıyorum. Yani bu parçayı çalarım. Çok seviyorum. Bir nefeslik ömür diyor. Sözleri de çok manidar. Evet. Baharım dediğin gençlik çağında her günüm her anım kışa dönüyor. Baharım dediğin gençlik çağında her günüm her anım kışa dönüyor.
güller büyüttüm gönül bağında, laleler sümbüller taşa dönüyor. Güller büyüttüğüm gönül bağında, laleler sümbüller taşa dönüyor. Bir nefeslik ömre çağlar koydular, önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor. Bir nefeslik ömre çağlar koydular, önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor. Yüreğim harabe, yıkık bir şehir. Feryadım yel oldu, gözyaşım nehir. Yüreğim harabe, yıkık bir şehir. Feryadım yel oldu, gözyaşım nehir. Dermanım diyerek İçtiğim zehir, gönül sofrasında aşağı dönüyor. Dermanım diyerek içtiğim zehir, gönül sofrasında aşağı dönüyor. Bir nefeslik ömre çağlar koydular, önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor. Bir nefeslik ömre çağlar koydular, önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, ağlıyor gözlerim yaşa dönüyor. Ağzınıza sağlık başkanım. Hayatın trafiğinde bu hafta konuğumuz Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Başkanı Sayın Oğuzhan Yıldız idi. Türk Av dedik, yaşasın devletin asil evlatları dedik, sohbet ettik, müzik dinledik. Oğuzhan Başkanım, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben de buradan bir kez daha yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Güzel, inşallah büyük bir şey oluruz, camia oluruz. Büyük bir yayın olur. Hem Mersin'in sesi olma noktasında da başarılı, evet, başarılara imza atarsınız. Çok sağ olun. Temenni ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Haftaya tekrar aynı saatte yeni ve konu ve konuklarla buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diliyorum.